Merhabalar dostlar son haberlere bakalım. Tekrardan İsrail Filistin savaşına doğru ilerliyoruz. İsrail ordusunun Gazze'yi vurduğu duyuruldu. İsrail karşı saldırı beklediği için ülke içerisinde kırmızı alarm durumuna geçerken daha sonrasında Filistin İslami Cihat Örgütü şu açıklamayı yapıyor. İsrail halkımızı hedef alan savaş başlattı. Biz de karşılık vereceğiz açıklaması yapılırken daha sonrasında dostlar İsrail'in saldırısı sonrasında İslami Cihat Lideri Cabari'nin öldürüldüğü haberi paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya geldi. da Çeçenya Devlet Başkanı da Soçi'deki Rus heyetine eşlik ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Putin şu açıklamayı yapıyor. Avrupalı devletler Türk akımı üzerinden Rus gazını alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı derken daha sonrasında ise dostlar görüşmenin dışında Rusya'da önemli bir gelişme servisi ediliyor. Rusya'nın hipersonik füze programının direktörü vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmış durumda. Rusya'dan bu şekilde bir haber aktarılmış. Bilindiği gibi geçen haftalardan beri Bayraktar Fabrikası'nın oraya kurulup kurulmayacağı Rus medyasında dillendiriliyordu. Bugün itibariyle görüşme Rus medyasına şu şekilde yansıyor. Rusya ile Türkiye arasında insansız hava araçlarının birlikte üretilmeye başlanmasından NATO'nun korktuğu başlığa atılmış, NATO, Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde Rusya Rusya'yla işbirliğini onaylamasından korkuyor cümlesi kullanılmış. İzzat bugün görüşmeden sonra paylaşılan haber bu şekilde, Moskova ve Ankara arasında askeri sanayi kompleksinde işbirliği konularına değinildiği belirtilen haberde, Rusya'nın insansız hava araçları geliştirme konusunda Türkiye'nin başarılı olmasından dolayı kesinlikle bunlarla ilgilendiğine yönelik haber paylaşılıyor. Benzer şekilde dostlar Türk dronlarının nispeten düşük bir maliyetle oldukça yüksek uçuş performansı ve savaş niteliğine sahip olması nedeniyle Rusya'nın Türk teknolojisini kullanmakla ilgilendiği belirtiliyor. Bir diğer haber dostlar Irak'a gidiyoruz. Irak'ta yeşil bölgede kılınan namazın ardından sadır yanlıları muktada Es Sadır grubunun destekleri toplanmış durumda. Yine Suriye yi işgal eden İran deir ez Zor'da halkı kendi ideolojisini benimsemeye çağırıyor. deir ez Zor'da Hatta kasabasından görüntüler paylaşılmış. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen göstericiler ülkede yüksek enflasyonu ve işsizliği protesto ediyor. Bir süre slogan atan grubun daha sonrasında güvenlik güçlerinin protestosu sonrasında dağıldığı belirtilirken çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Sloganlar altında otobüslere bindirilen göstericiler gözaltı işlemleri için polis merkezine götürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuştu. Çin, Tayvan çevresinde haksız, orantısız ve kışkırtıcı güç kullanıyor açıklamasını yapıyor. Rus medyasındaki habere göre Azerbaycan, İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırısının ardından askeri üslerini İran'a açabilir haberi paylaşılmış. Azerbaycan-İran ilişkilerinin gerginleşmesi İsrail için oldukça faydalı cümlesi kullanılırken bu nedenle daha önce İran hedefleri hem askeri hem de sivil olarak Azerbaycan hava sahasından vuruldu iddiasına yer verilmiş. Benzer şekilde de olsa Rus radarlarının da İsrail'in saldırısı durumunda İran'ı kapatabileceği belirtiliyor. Rus hava savunma sistemleri İsrail saldırısı durumunda İran'ı destekleyecek. Rusya'nın ufuk ötesi radarlarından bahsedilmiş. Bu şekilde bir haber aktarılıyor.